Merhaba arkadaşlar, Sendeyiz Hocam kanalına sözel derslere başlangıç atmaya başladık. Hem eşit ağırlık hocam hem de sözel. Bu dersler arkadaşlar tarih dersiyle bir başlangıç atıyoruz ve yakında diğer dersler de gelecek. Erdoğan hocamızla sizi tanıştırmak istiyorum. Gerçi birçok öğrencimiz Erdoğan hocamızı tanıyor. Nereden mi tanıyor? Erdoğan hocamız dersleri anlatırken yaşayarak anlatıyor. İlk videoda göreceğiz hocam eklediğimiz zaman. Hocam TYT'de tarih, AYT'de tarih. Önce öğrencilerimiz nasıl çalışmalı bu derse, ne yapmalı? Bilgiyi sizden evet. alalım. Merhaba değerli arkadaşlar. Değerli hocam merhaba. Arkadaşlar ailemiz büyüdü. Daha da büyüyecek hep beraber. Şimdi bizim tabii felsefemiz belli. Mutlak başarı. Mutlak başarı. Tarih dersi de malum yani ağırlığı belli. Okuldaki ne kadar sevilip sevilmediği belli. Biz sevdiren taraftayız. Amacımız o zaten. Şimdi bir kere tarihte eğer yaşarsak başarı gelir. Yani ezberi çünkü hayatın gerçeği nüvesi tarih. Ne diyor Mustafa Kemal? Tarih bilmeyen başkasının kölesi olur. Bir kere buradan bir bakalım. Bizim tarihteki felsefemiz ne? Bizim tarihimiz olduğu için bizim bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz? Bir kere TYT AYT formatında neler var hocam? Ezber yapacağız mı? En çok korkulan. Çok doğru. Evet, hocam. Tarihte ezber diye bir kavram yok aslında. Olayların bağlantısı var beyinde. Olayları bağlarsak zaten arkası geliyor. TYT'de ağırlık zaten belli. Bir paragraf sorusu var. İçindeki cımbızla alacağın terimler var. Tarihin manifestosunda bir terim bilgisi gerekiyor hocam. Terim bilgisi eksik oluyor bizde genelde. Bağımsızlık, egemenlik diyoruz. Aynı şey değil. Farklarını vereceğiz. Bak, onların tabii çok farklı kelimeler. Bağımsızlık örnek. İç dış düşman işgal varsa bağımsızlıktır. Düşmanı kovduk. Baş başa kaldık. Hür irademizle hocam gel bizi yönet egemenlik. Bunları verdiğimiz zaman soru zaten hocam dökülüyor. Yani o bilgileri siz zaten vereceğiz, yaşayacağız. Ama dediğim gibi tarih arkadaşlarım okumakla, araştırmakla, sevmekle olur. Ya tarihimizi bilmemiz gerekiyor. TYT formatında dediğim gibi görsellerden de soru geliyor hocam. Mevin kitabında görseller onlar birer soru aslında. Ne diyor? Bereketli Hilal diyor. Görsel var. Onu veriyor. Neye ulaşılamaz buradan diyor. Demek ki TYT formatı ve AYT biraz daha bilgi malum. Biz görselden de hocam bahsedeceğiz. Hocam o zaman bir paragraf var. Onu okuyacağız. Kesinlikle hocam. Çekeceğiz. Terimleri bilmemiz lazım diyorsunuz. Aynen öyle hocam. Çok rahat. Görsel okumayı da hocam bileceğiz. Görsel okumayı da bileceğiz. Kesin bileceğiz. Çok güzel. Ardından da hocam bizim yapmamız gereken şey bir sık tekrar. Tarih tekrar demektir. Nasıl her gün hocam yemek yiyoruz, tekrar ediyorum mide. Aynı tarihte durum. Tarihte de bunu şey yapacağız. Şimdi yaş hocam tüm bilimler tekrar istiyor. Tekrar yapmazsak körelir. Niye tarihte öğrenciler yetenekli olmuyor, başarılı olmuyor? Tekrar yapmayınca konu yığılıyor. Tarih malum bir muamma, bir derinliktir. O derinlikte kara delik var, kaybolup gidersiniz. Zaten hocam birçok öğrencimiz de şunu biliyorum, ezber. İşte ezber olmadığını ezber biz ispatlayacağız. Için, yanlışlık orada zaten. Hocam sabırsızlıkla bekliyorum ben videoları. Hocam kesinlikle hocam peki, yapacağız. AYT'de AYT'de hocam nokta atışı yapacağız. Nedir nokta atışı? Ne lazım? Hocam tüm çıkmış sorular zaten burada var. Doneleri belli. Neyin geleceği belli. Yıllarımızı verdik eğitime sonuç itibariyle. Neyin geleceği belli. Biz AYT'de daha çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Neden? Çünkü nokta atışı daha fazla hocam orada. Daha fazla nokta atışı. Ama TYT'de niye kitap okuyuna başladım? Biraz algıda seçicilik istiyor sorular. Algı, seçici, kes, yapıştır. Ki zaten de hocam çok ilginçtir. TYT'deki sosyal bilgiler, yani içinde tarih var. Evet. Sosyal bilgiler, puanı arkadaşlar ilginçtir. Matematiğin puanından yüksek hocam. Değil mi? Evet. İşte o da zaten bunlar oluyor hocam yani. En yüksek olan puanlardan birisidir. Çünkü birçok öğrencimiz zaten sosyal çok rahatlıkla yapabiliyor. Evet. Ama ben şunu istiyorum açıkçası Erdoğan hocam. Yani öğrencimiz sosyal yapıyor ama bazen geliyor. Hocam işte diyor bu kadar sorudan bu kadar doğru yaptım, yanlış yaptım. Ya artık yanlışları yapmayalım. Kesinlikle yani. Öyle. Bu. Hocam aynen dönelim onlara bir daha bakalım. Hocam şimdi soru çözerken biz ve öğrencilerimiz ben şimdi doğruya bakmıyorum hocam. Yanlışa bakıyorum. Yanlışların üzerine gidersen zaten yanlış kalmıyor. Yanlış kalmıyor hocam. Ben 10 doğru yaptım. 5 yanlış var ama onu niye söylemiyorsun? Yanlış nereden geliyor? İşte hocam onun üzerine gitme. Herkesin mantığı ne? Doğru. Hayır. Yanlışına bak ki doğruyu gör.
Futbolcular hocam ne yapıyor? Bir haftalık 90 dakika maç için 5-6 gün antrenman yapıyor. Evet. Niye? Yani. Bir hamle gelecek. Topa sıçrarken zamanlaması mükemmel olsun diye yapıyor. Zamanlama olmazsa golü kendi kalesine atar. Arkadaşlar antrenman yapacağız beraber. Hocam sabırsızlıkla dediğim gibi bekliyoruz. Ve ben hocamızı dinledim, biliyorum. Beraber derslere girdik. Ki özellikle üniversite yazılanan öğrencilerimiz de çok çok seveceğine inanıyorum hocam. Teşekkür ederim Çünkü hocam. Tarihi yaşayarak anlatmak çok farklı bir duygudur. Ve ambiyansı çekeceğiz hocam öğrencinin içine. İnşallah hocam ve Erdoğan hocamızla ilk dersi sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Teşekkür Aramıza ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun diyoruz. Hocam. Teşekkürler. Evet, sevgili arkadaşlar siz de sendeyiz hocam diyorsanız tarihe başlıyoruz ve yorumlarınızı da tabii ki de tarih videolarını bekliyoruz hocam. Evet hocam teşekkürler biz de değerli öğrencilerimize. Biz de bekliyoruz hocam onlar karşımızda. O zaman tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim. Saygılar, hürmetle kalın arkadaşlar.